Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5 hececilerle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerin hangisi bu parçada söz edilen anlayışa uygun eserler kaleme almıştır? Bu anlayışta şairlerin gözü Anadolu'dadır. Onun henüz keşfedilmemiş gizli hazinesinde bütün sanatları besleyecek bereketli kaynaklar olduğuna ve bu kaynaklardan sanatımızın fışkıracağına inanırlar. Alabildiğine sade ve halktan olan şiirler yazarlar. Faruk Nafız Çamlıbel bu anlayışın en tanınan şairidir demiş. Faruk Nafız Çamlıbel nerede yer alıyordu arkadaşlar? Beş hececiler içerisinde yer alır. Peki kimdir bu beş hececiler derseniz hatırlayın bunları biz Fohey diye kodlamıştık. Faruk Nafız Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozan Soy, Enis Behiç Kor Yürek ve Yusuf Ziya Urtaç. Seçeneklere bakalım. Ahmet Haşim bu nerede yer alır arkadaşlar? Öz Safşin içerisinde yer alır. Bunu elemiş oluruz. Cemal Süreya bu da ikinci yeniciler arasında yer alır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Özdemir Asaf bu da yine Öz Safşin içerisinde yer alır. Bunu da elemiş oluruz. Cahit Sıtkı Tarancı bu da Öz Safşin içerisinde yer alır. Bunu da elemiş oluruz. Aradığımız cevap Yusuf Ziya Ortaç'tı. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Numaralanmış ifadelerin hangileri beşecilerin özelliklerindendir? Memleket sevgisi ve yiğitlik konularını işlemişlerdir. Doğrudur. Bu konular işlediklerini görüyoruz. Bunu alabiliriz. Fransız sembolistlerden etkilenmişlerdir. Fransız sembolistlerden etkilenenler öz saf şiir anlayışını benimseyen sanatçılardır. Dolayısıyla bu beş hececilerin özellikleri değildir. Bunu elemiş oluruz. Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır. Bu da doğrudur. Beş hececiler arkadaşlar halk edebiyatını benimsiyorlar ve halk edebiyatının nazım biçimlerini kullanıyorlar. Bunu da alabiliriz. Ağır ve süslü bir dille eser vermişlerdir. Hayır, beş hececiler aruz ölçüsünü bırakıp heceye geçerek açık, sade, halkın anlayabileceği bir üslupta eser kaleme almışlardır. O yüzden bu da yanlıştır. Seçeneklere baktığımızda 1 ve 3'ün yer aldığı B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden bahsedilmektedir? Şiirlerine Anadolu manzarasının bütün unsurlarını alan sanatçı, kendi duygularının yanında Anadolu insanının hallerine de yer vermiştir. Han Duvarları şiirinde Maraşlı Şeyhoğlu'nun dörtlüklerine de yer vererek halk şiiri geleneğini savunduğunu göstermiştir. Arkadaşlar, Han Duvarları adlı eseri kaleme alan sanatçının aynı zamanda bir de neyi var? Zindan Duvarları var. Bunun yanında Dinle Neyden adlı eseri de çok meşhurdur. Yine arkadaşlar sanatçının Gönülden Gönüle adlı eseri de dillere destan olmuştur. Bunun yanında birkaç tane daha eser yazabiliriz. Bunlardan bir tanesi Şarkın Sultanları adlı eseridir. Yine arkadaşlar yazmış olduğu Çoban Çeşmesi de en önemli eserlerinden bir tanesi sayılmaktadır. Peki bu sanatçı kim arkadaşlar? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu sanatçı Faruk Nafız Çamlıbel'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerden hareketle beş hececilerin şiir anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yalnız senin tatlı esen havanda kendi milli gururumu sezerim. Yalnız senin dağında ya ovanda başım gökte alnım açık gezerim. Genellikle dörtlük nazım birimi ve heceyi kullanırlar. Evet, bakın dörtlük nazım birimi var ve hece ölçüsünün kullanıldığı görülmektedir. Yani halk edebiyatı geleneğini benimsiyorlar arkadaşlar. O yüzden bunları kullanıyorlar. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Anadolu'yu ve memleket sevgisini konu edinmişlerdir. Bakın yalnızca Anadolu'nun tatlı havasında kendi milli gururunu seziyor. Yine Anadolu'nun dağında ve ovasında başı gökte alnı açık geziyor. Bu da memleket sevgisinin olduğunu gösterir. Anadolu'yu anlattığını gösterir. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Halk edebiyatı geleneğini benimserler demiş. Evet, dörtlük nazım birimi ve heceyi kullanmaları bunun göstergesiydi. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sade ve açık bir dil kullanırlar demiş. Evet arkadaşlar, halka hitap ediyorlar.
halka hitap ettikleri için de sade ve açık bir dil kullanırlar. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Şiirlerinde toplum dertlerine çare ararlar demiş. Arkadaşlar, bunlar toplum dertlerine çare aramıyorlar. Bunlar toplumun duygularını ne yapıyorlar arkadaşlar? Duygularına seslenmiş oluyorlar. Yani çare arama gibi bir problemleri yok. Peki toplumun dertlerine çare arayanlar kim? Tabii ki bunlar arkadaşlar, sizin de tahmin etmiş olduğunuz gibi toplumcu gerçekçilerdir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yusuf Ziya Ortaç'ın ve içinde bulunduğu geleneğin şiir özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki dizelerden hangisinin bu sanatçıya ait olduğu söylenebilir demiş. Mahf eder kendini bülbül bile hürriyet için, çekilir mi bu bela alemi pür mihnet için? Bakın arkadaşlar, içinde Arapça ve Farsça kelimelerin, tamlamaların kullanıldığını görüyoruz. Yine hürriyet yazmış. Hürriyeti dile getiren sanatçı kimdi? Namık Kemal'di arkadaşlar. O yüzden bu esere baktığımızda Tanzimat döneminin özellikleri görülmektedir. Yine bu eser arkadaşlar aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yazıklar olsun hepimize. Bana da alışacaksınız. Bana bile. Bakın arkadaşlar, bu da Özdemir Asaf'ın eseridir. Görmüş olduğunuz gibi serbest ölçüyle yazılmış. Ama Beşiciler eserlerini heci ölçüsüyle kaleme alıyordu. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Madem 36-7'ye düşmüş ateşin, demek çıkışın yakın hastaneden. Bakın, günlük hayatta yaşanılan bir olayı anlatıyor arkadaşlar. Sıradan bir olayı anlatıyor. Peki bunu yapan kimdi? Bunu yapan birinci yeniciler, yani garipçilerdi. O yüzden bu da garipçilere ait bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu da elemiş oluruz. Yıldızlar, derin harran göklerinin solmaz çiçekleri, naz çiçekleri. Arkadaşlar, hafiften burada bir ahenk unsurlarını görmüş olsak da bunun da ölçüsüz yazıldığını görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gece bastı, ova sanki bir kara zindan, titriyordu yer gök adımların hızından. Zindan hızından. Bakın arkadaşlar, ahenk unsurlarından faydalanılmış. Aynı zamanda hece ölçüsüyle yazılmış. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Beş Ececer olarak bilinen grup, Ziya Gökalp'in başlattığı halka doğru ilkesinden hareket eden sanatçılardan oluşur. Faruk Nafız Çamlıbel'in öncülüğünü ettiği bu beş sanatçı, şiirlerinde yurt güzelliklerini ve yerli hayatı konu edindiler. Aruz'la başladıkları sanat hayatlarını hece vezni ve sade bir dil kullanarak sürdürdüler. Enis Behiç Koryüreğin yazdığı sanat başlıklı şiir, Beş Ececilerin adeta bildirisi gibidir. En önemli temsilcilerinden biri de Yusuf Ziya Ortaç'tır demiş. Arkadaşlar bakın, buradaki bilgi yanlışlığı Enis Behiç Koryüreğin yazmış olduğu sanat adlı şiir ifadesidir. Çünkü biz biliyoruz ki sanat adlı eseri kaleme alan kişi Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. O yüzden bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Numaralanmış eserler ile sanatçılar eşleştirildiğinde hangi sanatçı bu eşleşmenin dışında kalır demiş. Binnaz, Sebil ve Güvercinler, Varidat-ı Süleyman Efendi, Dinle Neyden. Arkadaşlar bakın, Ziya Osman Saba'nın yazmış olduğu eser hangisidir burada? Tabii ki Sebil ve Güvercinler adlı eserdir. Peki Faruk Nafız Çamlıbel'in yazdığı eser, bu da arkadaşlar Dinle Neyden adlı eserdir. Yusuf Ziya Ortaç hangi eseri yazmıştır? Bu da Binnaz adlı eseri kaleme almıştır. Enis Behiç Koryürek ise Varidat-ı Süleyman Efendi'yi yazmıştır. Diğer kalan sanatçımızın eseri burada yoktur. Bundan dolayı da cevabımız Halit Fahri Ozansoy'un yer aldığı C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Beş Ececiler tarafından yazıldığı bilinen bir şiirde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunması beklenmez demiş. Hece vezni ile yazılmış olması, bu beklenir. Bunu elemiş oluruz. Aruzu kullandıktan sonra onu bırakıp heceye geçiyorlardı.
yalın, sade ve süssüz bir anlatımın olması. Bu da beklenir. Çünkü halka hitap ediyorlar. Bunu da eledik. Yurt güzellikleri ve yiğitlik gibi temaları işlemesi. Evet, bunlar zaten en bilinen özellikleri. Bunu da elemiş olduk. Pastoral veya lirik özellikler taşıması. Evet arkadaşlar, şiirler genellikle lirik özellikler taşır. Bunun yanında pastoralde yazdıkları görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yeni imaj ve görüntüler oluşturması. Arkadaşlar, bunu yapan kişiler beşeciler değildir. Onlar genellikle halka hitap ederler. Halkın duygu ve düşüncelerine hitap etmeye çalışırlar. Yeni imaj oluşturma derdinde değillerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada söz edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhun'un 1977 yılına kadar birlikte çıkardıkları Nokta Nokta dergisi daha çok İstanbul'u merkeze alan toplumsal yaşamı, şehir yaşantısının zorluklarını, halkın mecburi ve özentili değişimlerini ve insanlar arası tuhaf ilişkileri ele almış ve kimi zaman mizahi, kimi zaman da eleştirel bir tavır takınmıştır. Bu eleştirel yönü sebebiyle bir dönem kapatılıp Cumhuriyet'in ilanından sonra tekrar yayına başlayan dergi, 55 yılı bulan yayın hayatı ile edebiyatımızdaki en uzun soluklu mizah dergisi olmayı başarmıştır. Arkadaşlar, bu dergi Türk Yurdu değil, Diyojen değil, dergah değil, kalem değil. Tabii ki Yusuf Ziya Ortaç'ın çıkarmış olduğu bu dergi Akbaba'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Yukarıdaki farklı dönemlere ait şiirlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir demiş. Nazım birimleri. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İkisi de dörtlük nazım birimiyle yazılmış. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Kullanılan ölçü ve duraklar demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar, bu 11'li hece ölçülü yazılmış. Durağına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artı 5 durakla yazılmış. Diğerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın, bu da 11'li hece ölçülü yazılmış. Duraklarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar, bu da 6 artı 5 durakla yazılmış. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İşledikleri konu demiş. Bakalım. Sabahtan uğradım ben bir güzele. Vasfını metheden dil incinir mi? Zülfünü o ala gözün üstüne tarayıp toplayan el incinir mi? Ben ki her şekilde aşkı anladım. Kalbim ki her türlüsü his ile doldu. Çok defa sevildim, bazen ağladım. Sevilmeksizin de sevdiğim oldu. Bakın, bir aşk şiiri olduğunu görüyoruz. Her ikisine de aynı konu işlenmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Uyak şamaları demiş arkadaşlar. Buna bakalım. Güzele incinir mi? Üstüne incinir mi? Bakın, nedir bu? A, B, A, B. Yani bunun çapraz kafiye düzeninde yazıldığını görüyoruz. Diğerine bakalım. Anladım, doldu, ağladım, oldu. Bu da nedir arkadaşlar? Yine çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Uyak çeşitleri aynı mı? Şimdi buna bakmış olalım. Bakın, incinir mi, incinir mi? Yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları da aynı olduğu için bunlar nedir arkadaşlar? Rediftir. Geriye kaç ses benzerliği kaldı? L'ler. L'ler ise burada yarım kafiyeyi oluşturur. Diğer şiire bakıyoruz. Anladım, ağladım. Anlamak, ağlamak. Şuradaki dımlar nedir arkadaşlar? Bakın, buradaki dımlar redif oluşturur. Geriye kaç ses benzerliği kaldı? 2 ses. Yani la'lar nedir burada? Tam kafiyedir. Yine arkadaşlar, doldu, oldu. Oldu kelimesi, doldu kelimesinin içerisinde yer aldığı için burada da tunç kafiye vardır. Bakın, uyak çeşitleri aynı mı? Değil. Birincisinde yarım kafiye, diğerlerinde tam ve tunç kafiyenin kullanıldığı görülmektedir. O yüzden E seçeneği yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda yukarıdaki parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilenlerin getirilmesi gerekir? Servet Fuhi'nin topluluğuna tepki olarak ortaya çıkan nokta nokta kendilerinden öncekilerin edebiyat kelimesindeki geniş boyutu kavrayamadıklarını söylerler. Bunlar kim arkadaşlar? Tabii ki Fecrati topluluğudur. Genç kalemler ise edebiyatsız edebiyat yapmak arzusunda olduğunu vurgular. Nokta nokta kendilerinden öncekileri mızmız ve soluk hisler ile renksiz ve dar Ayşe Fatma terennümü yapmakla suçlarlar. Peki bunlar kim arkadaşlar? Bunlar da yedi meşalecilerdir. Nokta nokta ise kendilerinden öncekilerin şiir adına yaptıkları ne varsa hiçbir kıymeti olmadığını söyleyerek topyekün bir reddiye içine girerler. Kendilerine arkadaşlar kuralsızlığı kural edinen, yani bütün kuralları reddeden kişiler ise hatırlarsanız birinci yeniciler ya da diğer adıyla garipçiler ya da bildiğimiz omoculardır arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda Fecrati, yedi meşaleciler ve garipçiler olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.